Merhaba çocuklar. Biz daha önce sizlerle ses ünitesini bitirmiştik. Fakat ben EBA'daki uzaktan eğitim programı ile paralel gitmek istediğim için ses ünitesinin tekrarını hazırladığım slayt üzerinden sizlere yapmaya çalışacağım. Ses nedir? Katı sıvı ve gaz halindeki maddelerin oluşturduğu tanecikli ortamlarda dalgalar şeklinde yayılabilen enerji türüne ses denir. Ses nasıl oluşur? Ses maddesel ortamda titreşimler sonucu oluşur ve titreşen her varlık ses üretir. Ses üreten varlıklara biz ses kaynağı adını veriyoruz. Ses kaynaklarını ikiye ayırmıştık. Doğal ses kaynağı ve yapay ses kaynağı olmak üzere. Sesin oluşumu ve yayılması. Maddeler titreşerek sesi oluşturur. Ses kaynağı oluşan sesi ortamdaki taneciklere aktarır ve sesi alan her bir tanecik titreşim hareketi yaparak diğer taneciğe çarpar ve sesi dalgalar halinde aktarmış olur. Ses taneciklerinin birbirine çarpması sonucu dalgalar halinde her yöne yayılır. Ses dalgaları su dalgalarına benzer. Fakat su dalgaları gibi görünen dairesel dalgalar şeklinde değil, görünmeyen dalgalar şeklinde her yöne yayılır. Ses her ortamda yayılabilir mi? Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani ses boşlukta yayılmaz. Sesin farklı ortamlarda yayılma hızları da farklıdır. Örneğin buradaki kaplarımızın içerisinde tanecikleri farklı uzaklıkta olan maddeler var. Hangi ortamda daha hızlı yayılır? Birinci ortamda tanecikler birbirinden biraz daha uzak, ikinci ortamda daha yakın, üçüncü ortamda ise tanecikler birbirine çok yakın. Dolayısıyla tanecikler birbirine ne kadar yakın olursa enerjiyi iletme süreleri daha kısa olacaktır. Katılarda ses daha hızlı yayılırken sıvılarda biraz daha yavaş, gazlarda ise daha yavaş yayılır. Unutmayalım. Sesin yayılma hızı nelere bağlıdır? Bir, ortamın cinsine bağlıdır. Yani katı, sıvı ve gaz ortamlarda ses farklı hızlarla yayılır. İkincisi, ortamın sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık arttıkça taneciklerin hareketi de artacağından sesin yayılma hızı da artar. 3. Ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Yağmurlu havalarda şimşek çaktığında önce ışık görülür, sonra ses duyulur. Neden? Çünkü ışığın havada yayılma hızı sesin havada yayılma hızından çok daha büyüktür. Ses bir enerji türü müdür? Örneğin Tavşanlı'da ses bombası, Sadık Pembe Caddesi, Nergis Sokak'taki marketin önüne kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi veya kişilerce bırakılan ses bombası gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle marketin ve karşısındaki apartmanın bazı camları kırıldı. Buradan biz sesin enerji olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü bakın sesin enerjisiyle apartmanların camları kırılmış. Ses bir enerji midir? Ses bombası patlatıldığında sahip olduğu enerji sebebiyle çevresindeki pencere camlarının kırılmasına sebep olur. Alçaktan uçan bir uçağın ya da yüksek sesle çalan müzik setinin evlerin camlarını titretmesi, gök gürültüsünün camları titretmesi bize sesin bir enerji olduğunu yine gösterir. Ya da hoparlörün üzerine konulan parçacıkların ses açıldığında zıplamalarının nedeni sesin bir tür enerji olmasından kaynaklanır. Ses dalgaları ile bir bardak kırılabilir. Bunun nedeni yine sesin bize bir enerji türü olduğunu gösterir. Hangi insanlar sesi daha şiddetli duyar? Ses bir yerden bir yere aynen iletilmez. Tanecikler sesi iletirken ses enerjisinin bir kısmı taneciklerin birbirine çarpması sonucu ısı enerjisine dönüşür. Ses kaynaktan uzaklaştıkça ısı enerjisine dönüşüm fazla olur ve ses bir zaman sonra duyulmaz olur. Peki ses madde ile karşılaşınca ne olur?
Sesin bir kısmı yüzeyden yansıyabilir ya da sesin bir kısmı yüzeyin içerisinde ilerleyebilir ya da sesin bir kısmı madde tarafından soğurulabilir. Yani üç farklı olayla karşılaşıyoruz burada. Yansıyabilir, ilerleyebilir ya da soğurulabilir. Sesin yansıması ne demektir? Ses de ışık gibi yansıma özelliğine sahiptir. Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine biz sesin yansıması adını veriyoruz. Nerelerde daha fazla ses yansıyabilir? Düz ve pürüzsüz yüzeyler sesi daha fazla yansıtır. Örneğin, ses dalgaları boş oda içindeki duvarlara çarpar ve odanın iç ortamına geri döner. Sesler bu ortamda daha şiddetli duyulur. Ya da spor salonunda sesler daha şiddetli duyulur. Bunun nedeni salonun sert ve düz yüzeylerinde çok fazla sesin yansımasıdır. Sesin yansıması nerelerde kullanılabilir? Örneğin, yarasalar ve yunuslar bu şekilde avlanabilir ya da yönlerini bulabilirler. Veya biz teknolojide sesin yansımasını kullanabiliriz. Örneğin günümüzde tıpta, iletişim alanında, sanayide, savaş teknolojisinde, avlanmada, maden aramada, deniz altında yer şekillerini bulmada ya da deniz derinliklerini hesaplamada sesin yansımasından yararlanabiliriz. Yine burada bir örnek var. Sonar sistemi ile yer şekillerini belirlemeye çalışıyorlar bakın. Radar sistemi ile yine araçların süratlerini tespit edebiliyorlar. Veya balıkçılar sonar sistemi ile yine balık sürülerinin yerlerini tespit edebiliyorlar. Yine hamile bir bayanın karnındaki bebeğin yine ultrason görüntüsüyle görünmesi ses dalgalarının yansımasından kaynaklanıyor. Yankı olayı nedir peki? Ses dalgalarının sert ve düz bir yüzeye çarpıp sesin büyük bir bölümünün kaynağına geri dönmesine yankı denir. Yankı sesin yansıması olayıdır. Yankının gerçekleşebilmesi için ses kaynağı ile sesin çarptığı engel arasındaki uzaklık hava ortamında en az 17 metre olmalıdır. Örneğin boş bir tünelde bağırdığımız zaman sesimizin bir süre sonra tekrar geri geldiğini ne yapabiliriz? Duyabiliriz. Sesin soğurulması. Ses dalgalarının bir engele çarpınca engel tarafından emilmesine biz sesin soğurulması adını vermiştik. Örneğin eşyalı bir odada eşyalarımızın gözenekli olmasından dolayı sesin bir kısmının soğurulduğunu hissedebiliriz. Ses yalıtımı nedir? Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan birisi de ses kirliliğidir. Ses kirliliğinin azaltılmasında sesi iyi iletmeyen, hatta soğuran maddelerden yararlanırız. Bir mekandaki sesin iç ortamdan dışarıya ya da dış ortamdan içeriye geçişini engellemek için yapılan uygulamalara biz ses yalıtımı adını veriyoruz. Ses yalıtımı için genellikle yumuşak ve gözenekli, yani içerisinde hava boşlukları olan strafor veya köpük, pamuk, sünger, yün, kumaş, halı, keçe ve cam yünü gibi malzemeler kullanılır. Ses yalıtım malzemeleri ya sesi soğurarak ya da sesi dağınık yansıtarak ses yalıtımı yapmış olurlar. Demir, alüminyum, cam, beton ve ahşap gibi maddelerde ses aktarımı iyi olduğundan bu maddeler ses yalıtımı için uygun olan maddeler değildir. Örneğin ses stüdyosunda ses yalıtımı uygulamaları kullanılır. Otomobillerde ses yalıtımı yapılabilir. Mesela motordan çıkan sesin dışarıdan ya da arabanın içerisinden
fazla duyulmasını engellemek için yapılabilir. Egzozlarda ses yalıtımı yapılabilir. Veya evlerimizde, binalarda kullanılan çift camlar ses yalıtımı, aynı zamanda ısı yalıtımını sağlamak için yapılmıştır. Yolun kenarlarındaki ağaçlar yine ses yalıtımı sağlar. Veya yolların kenarlarında ses bariyerleri ile ses yalıtımı sağlanabilir. Yapılarda yine köpük, strafor gibi malzemeler kullanılarak ses yalıtımı yapılabilir. Antik tiyatrolarda, camilerde, stadyumlarda, spor salonlarında yine ses yalıtımı önemlidir. Sesin yayılması, soğurulması, madde ile etkileşimi ve canlılar üzerindeki etkileriyle ilgilenen bilim dalına ses bilimi ya da akustik adını veriyoruz. Bu uygulamalar yapılırken yüzeylerin sesi yansıtması, soğurması, geçirmesi özelliklerine göre yapılır. Yine örnek olarak toplantı salonları, konferans salonları, sinemalar, tiyatrolar akustik uygulamalardan yararlanılarak yapılmıştır. Burada da yine etkinlikler var. Bunları sizlerden yapmanızı istiyorum. Birkaç soru çözelim beraber. Sesle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ses boşlukta yayılabilseydi güneşteki patlamaları duyabilirdik. Ses tanecikleri titreşmesi ile madde içinden geçebilir. Ses dalgalar halinde her yöne yayılır. Yankı olayı sesin madde tarafından yutulmasıdır. Hangisi yanlıştır? Evet, A şıkkı doğru. Ses taneciklerin titreşmesiyle madde içerisinden geçebilir. Bu da doğru. Ses dalgalar halinde her yöne yayılır. Bu da doğru. Yankı olayı sesin madde tarafından yutulması değil, madde tarafından yansıtılmasıdır olacaktı. Cevabımız D şıkkı. Yukarıda bir maddenin 3 farklı fiziksel haldeki tanecik modeli gösterilmiştir. Sesin bu maddelerdeki yayılma hızı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birde tanecikler arasında mesafe var. İkide biraz daha az. Üçte ise mesafe daha fazla. Dolayısıyla tanecikler birbirine ne kadar yakınsa yayılma hızı o kadar hızlıdır. O zaman ikide en fazla, sonra birde, sonra üçte cevabımız B seçeneği olacaktır. Başka bir soru. Balıkçıların denizin içini gözlemlemek için kullandığı araç aşağıdakilerden hangisidir demiş. Balıklar su içindeki balık sürülerinin yerini ve miktarlarını tespit etmek için teknolojiden yararlanırlar. Böylece balık bulunan yeri kolayca tespit edip oraya ağ atarak balık tutmak için fazla zaman ve enerji kaybetmezler. Bunun için kullandıkları araca biz sonar cihazı adını veriyoruz. Başka bir soru. Işık ve ses için ifadelerinden hangileri ortaktır? Hatırlayalım. Işık ve ses her ortamda yayılır mı? Işık boşlukta yayılırken ses boşlukta yayılmaz demiştik. O zaman birincisi ortak değildir. Doğrusal yolla yayılır. Yine hatırlayalım. Işık doğrusal yolla yayılırken ses dalgalar halinde yayılır diyoruz. O zaman ikincisi de ortak değil. Bir engelle karşılaştıklarında yansımaya uğrayabilirler. Işık da yansımaya uğrar, ses de yansımaya uğrar. O zaman cevabımız yalnız 3 olmalıdır diyoruz. Bu da güzel bir soru. Cemile ışığın boşlukta yayıldığını fakat sesin yayılmadığını göstermek istiyor. Buna göre Cemile aşağıdaki düzeneklerden hangisini kurup anahtarı kapatırsa amacına ulaşmış olur. Dolayısıyla biz deney düzenimizde hem ışığın hem de sesin boşluklu ortamda olmasını istiyoruz. Şıklara baktığımız zaman A şıkkında herhangi bir boşluklu ortam yaratılmamış.
B şıkkında yine ampul hava ortamında zil cam kap içerisine konulmuş. C şıkkına baktığımızda ampul ve zil havası alınmış kap içerisine konulmuş. D şıkkında içi hava dolu dediğine göre o zaman D şıkkı zaten olamaz. Cevabımız bu durumda C şıkkı olmalı. Çünkü havası alınmış kap demek boşluk ortamı demek. Yani ampulden çıkan ışık ve zilden çıkan sesin bu ortamda yayılıp yayılmadığını C şıkkındaki düzenekte kontrol edebiliriz. Bu gözlemi yapan Mehmet, etrafımızdaki sesleri işitebilmenin aşağıdakilerden hangisiyle mümkün olduğu sonucuna varır. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Mehmet, oyun oynarken hem arkadaşlarının bağırışlarını hem de çevredeki ağaçlarda öten kuşların seslerini aynı anda işitebildiğini fark ediyor. Demek ki aynı ortamda hem arkadaşlarını duyabiliyor hem de öten kuşların seslerini duyabiliyor. Demek ki hava ortamında sesin iletilmesinden bahsediliyor. Bu soruda cevabımız B seçeneği olmalıdır. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Lütfen siz de ses ünitesini tekrar ederek elimizdeki sesle ilgili soruları çözelim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.